Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün harika bir hamur işi tarifim olacak. Şöyle kıyır kıyır, kat kat, el açması Sivas ketesi yapacağız. Öncesinde lütfen şu güzel sese bir kulak verin. Ben öncesinden hamurumu mayalamıştım arkadaşlar. Malzeme listesindeki malzemelerle hamurumuzu güzelce yoğurarak en az 1,5 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Daha sonra mayalanmış olan hamurdan eşit büyüklükte 2 tane beze alalım. İsterseniz elinizi ve tezgahınızı yağlayarak hamurunuzu elleriniz yardımıyla merdanesiz de açabilirsiniz. Ben bu şekilde unlayarak açmayı tercih ettim bu defa. Olabildiğince ince bir şekilde hamurumuzu açalım. Güzelce açmış olduğumuz hamurumuzun içerisine bir kenarda birazcık eritmiş olduğumuz tereyağından gezdirelim ve elimiz yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Tamamen yağladıktan sonra ilk yarısını bu şekilde üzerine katlayalım ve tekrar yağlayalım. Daha sonra diğer yarısını da onun üzerine kapatarak yağlama işlemine devam edelim. Bu kısmı da yağladıktan sonra bu şekilde kare bir şekil alacak haliyle yağlama işlemine devam edelim. Şimdi artık bu hamurumuz hazır olduğuna göre diğer bezemizi de incecik olacak şekilde açalım. Yeteri kadar açmış olduğumuz hamurun yine iç kısmını tamamen yağlayalım. Ve diğer tarafta az önce yağlayarak katlama işlemini gerçekleştirdiğimiz hamuru tam ortasına gelecek şekilde yerleştirelim. Az önce katlamış olduğumuz şekilde ilk yarısını üzerine katlayalım, yağlayalım ve diğer yarısını da üzerine katlayarak yağlamaya devam edelim. Yine kare bir hal alıncaya kadar yağlayarak katlayalım arkadaşlar. Bu şekilde bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra isterseniz elimiz yardımıyla isterseniz bir merdane yardımıyla yine ince bir şekilde açalım. Yeteri kadar açmış olduğumuz hamurun iç kısmını yeniden yağlayalım. Ben bu güzel lezzeti peynirli olarak düşündüm. İsterseniz patatesli de yapabilirsiniz. Peyniri bu şekilde hamurumuzun ortasına gelecek haliyle yerleştirelim.
Ve hamurumuzun ilk yarısını bu şekilde peynirin üzerine gelecek haliyle kapatıp yağlayalım ve diğer kısmını da hamurun onun üzerine kapatalım. Bu şekilde bir tepsiye veya yağlı kağıt üzerine alalım ve üzerine bir tane yumurtanın sarısını çırparak sürelim. Her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürdükten sonra keskin bir bıçak yardımıyla üzerine bu şekilde çizikler atalım. Üzerine de isterseniz susam, isterseniz çörek otu ya da benim gibi her ikisini de tercih edebilirsiniz. Attıktan sonra fansız ayarda 180 derecede 40 dakika kadar pişirelim. Ben bu lezzetli hamur işinin sonucunu çok fazla sizlere çekemedim. Soğumasını da bekleyemeden tükettik. Gerçekten çok nefisti arkadaşlar. Tavsiye edeceğim bir lezzet oldu. Daha fazla tarife erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka lezzet ve tarifte görüşünceye dek afiyetle kalın.